Efendim, müsaade buyurursanız. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Bacım Sultan'ı, oğlunuz Candaroğlu Şahin'e isteriz. Hayırlısı olur inşallah. Olanda hayır vardır elbet. Allah Şahin Bey'imizin ömrüne bereket, vaktine hayır vere inşallah. Argun Bey, geldiniz, niyetiniz beyan ettiniz. Getirten de, götürten de sağ ola. Ama bu işler hesap kitap işleri değil. Gönül işleri elbet. Bizim tenimiz eskidi. İki ihtiyarcıyız artık hatun ile. Diyeceğim, bu işlerin dinimizde, dahi töremizde usulü esası vardır. Hele bir usule, esasa müracaat edelim. Madem ki hesap değil, gönül işidir bu işler. Yuva taş ile, kerpiç ile değil, gönülle kurulur. Velhasıl kelam, istenen gönül benim değildir Argun Bey. Gönül çalabın tahtı. Çalabın kızım Bacım Sultan'ın içine ne der, nereden bilelim? Boşuna demezler, rızasız bahçenin gülü derilmez değil. Yuvada hürdür kızım. Hakkı var. Kendi hakkını kullanmak da en tabii hakkı olsa gerek. Hele bir fikrine müracaat edelim kızımızın. Sonra size kararımızı bildirelim. Vazifeye varanda beye selamımızı ilet. De ki, bizden beklediği cevabımız menfidir. Hadi
Bugünlük bu kadar ayaz yeter nasibimize. Dervişe namaza birlenir şimdi. Hoş gelmişsin Yunus Efendi. Hoş görmüşüz beyim. Şeyhimiz merakta kor bizi Yunus Efendi. Şeyhim beklediğiniz cevabı bizim ile göndermiştir. İşitmek isteriz o halde şeyhimiz kızını oğlumuza vermeye razı mıdır değil midir? Şeyhim demiştir ki var Argun Bey'e selamlarımızı ilet. Aleykümselam, aleykümselam. Ha? Şeyhim der ki Argun Bey'in beklediği cevabımız menfidir. Sen varıp giden de kim süt kaynata bize bakalım? Nereye varır gidermişim ben? Beyoğlu'yla evlenip de koca konağı bırakıp bu iki göz evde yaşayacak değilsin. Beyoğlu'yla evlenseydim dediğin doğruydu. Ama evlenmem ki. Yemin ver. Boş yere yemin verilmez. Ama evlenseydim evlenirim derdim. Evlenmem ki evlenmem derim. Yunus ağam boşuna üzülür o vakit. Yunus ağam üzülür mü? Üzülmeydi. Candaroğlu görücü gelende neden varıp bir der deryata? Islanmış ıslanmış geldi. Al bir de hasta oldu şimdi. Bana değil sana hayır der şeyh bilmez misin? İki değil sahibini tanır elbet. Cevabına bakılırsa sahibini iti kadar da tanımaz. Beyim. 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 Biz verememişiz belli. Sen o diline terbiye ver. Beyim. Bir dahakine sarıya bırakmam. Bilmiş ol. Beyim çıkalım. Çıkalım. Hadi beyim. Benden pek haz etmezsiniz bilirim Yunus Efendi. Hakkınızdır da. Hoş olmayan şeyler elbet aramızda olanlar. Olanlar oldu. Ölenler öldü. Siz şiir mi yazarsınız? Yazmam. Şair olan sizsiniz. Yazmaz, söylersiniz o vakit. Şiiri ille yazmalı mı? Söylenen şiir olmaz mı? Konuşmak isterdim elbet. Ama yardımınız için teşekkür etmeye geldim gitmeden. Nereye gidersiniz? Tek bildiğim konaktan gitmem gerektiği. Hem de hemen. Candaroğlu tehdit etmez. Yapar, bilirim. Oğlu olsan da. Gidecek yeriniz var mıdır? Destur şeyhim. Gel Kasım, gel. Efendim, niçin zahmet buyurursunuz? Alelade işle yorarsınız kendinizi. Kim der temizlik alelade iştir? Thank you.
Hoş gelmişsin Yunus'um. Hoş bulmuşuz Şeyh'im. Sen de hoş gelmişsin Şahin Bey. Hoş bulmuşuz Şeyh'im. Estağfurullah. Aynısından sende de var. Şahin Bey'in bir vakit kalacak bir yere ihtiyacı vardır Şeyh'im. Konumuz için boş bir hücremiz, döşeğimiz var mıdır Kasım'ın? Vardır elbet Şeyh'im. Hele gösteriver o vakit. Yabancı mıdır? Dayı oğlundur en nihayet. Müsaadenizle efendim. Beyimizin haberi var mı ola ki vaziyetten Yunus'un? Yoktur Şeyh'im. İyi. Var istirahat buyur hele Şahin Bey. Gelene git denmez deriz de, bey oğlu hariç mi deriz? Ha bir beyin oğlu, ha düşkün bir Adem oğlu. Gelenin yeri, gidenin yolu hazır. Az çabuk hele, birlendi cemaat. Cemaat içine çıkarız bre. Irkası düzgün olmayanın sıfatına bakılmaz. Niye bakmasınlar? Marifet hırkada değil, hırkayı giyende. Öyledir elbet ama bizde dervişlik nedir bilmez değiliz Yunus'a. Ben bilmem dervişlik neymiş. Anlatıver de bilelim hele. Bir sürü şartı vardır ama dervişliğin ilk şartı hırka ile tacdır. Öyle mi dersin? Yalan mı derim? Dervişlik hırka ile tac ile değil mi? Misal, tanımadık bir memlekette çarşıya varsan. Nereden bilirler ki sen dervişsin? Hırkandan bilirler elbet. Kim demiştir bunları sana? Adem Efendi anlatıverdi. Ya ama neden kızarsın şimdi? Sana kızmam. Kime kızarsın? Hadi namaza geç kalmayalım. Murat, yani istek iradeden gizlidir. Murat iradeyi bilir ama irade isteği bilmez. O halde külli iradesiyle olduran, öldüren, yaradan her ne yapar ise iradeye uygundur. Şaşmamak, şaşırmamak gerek. Vardığın yerde kim ben senden üstünüm der ise bil ki o mecliste ahmaklar vardır. Peygamber Efendimiz, ya Rabbi biz sana bir hakkın kulluk edemedik derken kimsin ki yoldan gelene üstünlük taslarsın? Bir bildiğin var ise otur oturduğun yerde. Ne demeye yoldan adam çevirir de bildiğini anlatıverirsin? Yoksa bildiğin seni tatmin etmez mi? Başkasının işini gücünü, işi gücü belleyenin İnandığı da batıl olsa gerek ki başkalarına anlatır. Yılandan eğri omurgan var. Otur kendini düzelt eğri arar isen. Beyazıt'ı Bestami'ye bir karpuz kesip verdiler. Hazret dedi ki ben Peygamber Efendimizin karpuzu nasıl yediğini bilmediğim için bu karpuzu yiyemem. İşte peygamberlere uygun davranış
hem manada hem surette budur. O halde sen kimsin ki bana vaaz edersin? Sen yolunu yürümüş, bitirmiş misin de bana yolum tarif edersin? Senin şu yoldaki taştan ne farkın var? Bilmez misin ki o ister ise cansızları dahi konuşturur. Cümle varlık onu anar. Sana bu alemde bir ihtiyaç mı var sanırsın? Nedir kendini atfettiğin bu öne? Ne demeye böbürlenirsin? Her attığın adım birilerinin kıyameti iken sen hangi sözünle hakkı konuşursun? Bir kandil bulmuş isen az haneni aydınlatsın. Yahut yola tut, yolunu aydınlatsın. Neden başkasının yolu ile uğraşırsın? Ne der şair? Ey senayi, gel bu alemde kalenderler gibi yaşamaya bak. Oh, temizlikten dem vuran kuru davacının gözlerine toprak saç. Marifet hakikatte. Hakikatsiz dava, kuru dava. Dilden dile eskimiş, pörsümüş bir dava. Az evvel deyiverdiğimiz gibi, o ister ise taşa da kendini zikrettirir. Adamın birisi bir Hint kılıcı getirdi arkadaşına ve dedi ki, bu elimdeki kılıç Hint kılıcıdır. Vurduğu her şeyi ikiye yarar. Arkadaşı, her şey mi dedi? Her şeyi ikiye yarar dedi. İyi bakalım, ver bir gerçekliği verelim dedi. Ve kılıcı aldığı gibi var gücüyle oradaki taşa vurdu. Ama iki parçaya ayrılan taş değil, Hint kılıcı oldu. Hani dedi efendi, bu Hint kılıcı her şeyi ikiye ayırır idi. Adam baktı, baktı, diyecek bir şey yok. Kılıç marifetlidir ama bu taş daha marifetli çıktı. Bu ihtiyar da ne anlatıverir dersiniz? Öyle işte bu işler. Ne deriz? Bilen söylemez, söyleyen bilmez. Haydi bakalım canlar, işi olan işine, zikri olan zikrine. İsmail'im kurbanım, hele kal bu gece, misafirimiz oldu. Geç oldu vakit, konuşacak hal mı kaldı bende? İyi, konuşmayı verirsin sen de. Döşeyi serir verir bacım Sultan Aban. Devrilip yatarsın işte. Sen ne yaparsın Yunus'a? Sen var kal şeyhimizle. Sen ne yaparsın, ben ne yaparım? Konaktan Yunus Efendi ile birlikte çıkarken gören olmamış mıdır ki? Birlikte çıkmamışız. Dışarıda, dere boyunda buluştuk Yunus Efendi ile. İyi ama er ya da geç öğrenir bey dayımız burada olduğunu. Bir fenalık mı yapar dersin dergaha? Demem elbet. Demem ama bir yanda dergahımız, öte yanda bey dayımız. Her şey sulh içinde yoluna gire diye duacı oluruz. Ah,
Geceniz hayır ola. Cümlemizin pirdaş. Biz de bir iki kelam edelim demiştik Şahin ile. Söze gelen de hala dayı çocuklarıyız ama pek görüşemeyiz. Dünya hali. Biz de bir iki kelam edelim isteriz pirdaş. Hayrolsun pirdaş, imdi mi? İmdi isteriz. Allah rahatlık vere Şahin. Akşamınız hayır olsun. Merak edersiniz elbet sizi ne için ünlerim. Buyurun pirdaş, kulağım sizdedir. Sorunuz nedir? İsmail, Adem Efendi'den bazı şeyler işitmiş, bana anlatıverdi. Bilirsiniz, şeyhimiz eğitiminin üzerine titrer. Hem kitap okusun, hem iş işlesin ister. Yunus Efendi, Adem'in bildiği ettiği bizim ona öğrettiğimizdir. Neyse o. Malum, şeyhimiz bize bende kılmıştır Adem Efendi'yi. Eğer diyecek bir lafınız var ise bize demeniz icap eder. Edecek bir kavganız var ise benimle edin. İyi o vakit. Diyelim madem. Adem Efendi diyesiymiş ki dervişlik dediğin hırka ile tacıdır. Onu da biz demişiz. Yalan mı demişiz? Yalan değil elbet. Ama noksan demişsiniz. Hırka ile tac dervişlik değil, dervişin kıyafetidir. Yunus Efendi, siz yolunuza varın, biz yolumuza varalım. Siz hakikat denizinde yüzmeye devam edin. Biz garipler şeriat gemisini terk eylemeyiz. Kasım Efendi. Gemi denizden ayrı değildir. Gösterme, gerçek sanırlar Kasım Efendi. Tövbe estağfurullah. Tövbesi yok bu işin. Ya talip olma ya şikayet etme. İkisi bir arada olmaz. Gözünü açtığım şu dergahın taşını duvarını gördün ama şu avludan daha dün girenler sana adab öğretir. Ya talip olma ya şikayet etme. Şahin, kusura bakmayasın. Şahin Bey. Hele, ne işler karıştırır Şeyh Efendi dergâhta? Hiçbir şey. Öyle de, bu kaynayan kazanın odunu nereden gelir ya? Kim kışkırtır bu hali? Ben bir şey görmedim. Kendi halinde insanlar. O ne muhabbet? Elinden gelse açıklarını bulsan örteceksin. Yalan mı konuşayım istersin? Olmayana var mı diyeyim? Dediklerimi yap kafi. Var git şimdi. Dikkat çekmeyesin sakın. Benim işime yarayacak bilgiler getir bana. Açık kapıları değil, kapalı kapıları dinle.
Hadi. Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Alimul gaybi ve şehade. Huvarrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. El melikul kuddusus selamul mu'minul muheyminul azizul cabbarul mutekebbir. Subhanallahi amma yuşrikun. Huvallahu l-Halikul Bari'ul Musavviru lehul Esma'ul Hüsna. Yusebbihu lehu ma fis semavati vel arz. Ve huvel azizul hakim. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ya Allah. Hele varın çorbanızı içiverin canlar. Kaynatı vermişsin Ali Taygu Efendi. Yeşil mercimek kaynatmışım Kasım Efendi. 12'de yumurta sığdırdım içine. Oh. Haydi buyurun bakalım. Tene şifa, batna ciladır Ali Taygu'nun çorbası. İnşallah. Destur var mıdır Yunus ağam? Gel İsmail'im gel. Çorbanı içmez misin? Ben de aynı şeyi sana soracak idim. Benim iştahım yoktur. Sen var iç çorbanı. Bana dedikleri için Adem ağama kızmadın inşallah. Adem ağana neden kızayım? Ona da bir öğreten var. Var elbet. Molla Kasım Efendi talim verir ona. Şeyh dedem ona bende kıldı ya. Emir edepten gelir. Sizden bir istirhamda bulunduk diye akşama kadar sizi mi bekleriz Adem Efendi? Eyüp Efendi, kalfalıktan ustalığa terfi etmiş misiniz acep? Etmemiş Kasım Efendi. Kalfayız hala hazırda. Kendin kalfa iken de tutup kalfa yetecek halin de yok. Pirdaşlar, bu kapıdan içre akılsız, mantıksız hiçbir iş olmayan ve kendin çıraklığın, kalfalığın etmediğin işin ustalığını nasıl edemezsen, yürümediğin yolu da tarif edemezsin.
Şimdi kalkar da kimselere neyi nasıl yapıvermesi gerektiğini anlatır. Kimselere akıl fikir verir değiliz. Neyi değil, nasıl yapıverilmesi gerektiğini anlatırız. Günü gelende sebat gösterir, sizler de taze dervişana anlatıverirsiniz. Biiznillah. Ama olmadan da daldan düşmemek icap eder. O sebepten doğrusunu bilsen dahi benden hala bilen vardır de. Bildiğin kendine sakla. Varıp da bizden dahi öğrenmiş olsanız kimselere yol yordam öğretmeyin. Dün yumurtadan çıktım, bugün uçtum olmaz. Onun adı olsa olsa düşmek olur. Düşerken de uçtum diyen ahmaklardan Rabbim bizleri kılmaya inşallah. O vakit bilene kadar susmak icap eder. Eğer bir kimseye herhangi bir mevzuda bir danışman gerek ise bizler her daim dervişanın hizmetindeyiz. Destur var mıdır? Gel İsmail'im, gel. Tam vaktinde geldim. Yunus Ağam'dan çeşmeye kadar varmış idim. Varıverseydin ağamla konağa madem. Götürmez ki. Götürmez elbet. Gezmeye mi gider sanırsın? Oh, 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 oh. Neşeniz bolala. Ne anlatıverir sana İsmail Efendi? Oradan buradan laflarız babam. Çeşmeye kadar varmış idik Yunus Ağam'dan. Onu delidim. Biz fakirhanemize varalım İsmail'in kurbanı. Bulgur ne vakit hazır ola ki? Haber ederler sana pirim hazır olanda. Gel. İyi o vakit. Zahide de darıldı herhalde bize ki sesi soluğu çıkmaz oldu. Ne var darılacak anam? Umut etmiştir elbet kızım. Yakın olsanız hoşuna gider. O da merak ederdir. Neden hayır dedi? Başkası mı var acaba? Başka kim merak eder anam? Ben ne demeye merak edeyim kızım? Bir şey saklar gizler değilsin anandan. Hoş gelmişsiniz Yunus Efendi. Hoş görmüşüz Sara. Şahin Bey'imiz yoktur ortalıkta. Meraktadır Bey'imiz. Biz biliriz nerededir. Destur Bey'im. Gel hele. Yunus Efendi buyurdular Bey'im. Bekletmeyesin.
Hoş gelmişsiniz Yunus Efendi. Hoş görmüşüz beyim. Merakta olduğunuzu bilirim. Bilmek istersiniz diye haber eyleyeyim dedim. Şahin Bey. Şahin Bey dergâhtadır beyim. Hiç değilse nerede olduğunu biliriz. İt bizim itimiz. Atacak satacak halimiz yok Yunus Efendi. Gece boyu aramışsınız belli ki. Merakınızı daim ettim. Kusuruma bakmayın. Estağfurullah Yunus Efendi. Bağlı olduğu kapıyı biliriz ya. O yeter bize. Buyurursanız ünlüyüm yarın gelsin. Destur var mıdır dayımoğlu? Gelerek Kasım. Ne sorarsın? Gece geri gelen de yoğdun yüzünde. Şöyle bir hava alayım dediydim. Dere kenarına indim. Bey dayım er ya da geç öğrenecek burada olduğunu. Yunus Efendi haber etmiş olsa gerek. Bilmem ama çok kızacaktır işittiğinde. Dilediği kadar kızsın bakalım. Neyi değiştirir kızmak ile? İsmail ile konuşmuş idik. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oradan duymuş olsa gerek Yunus Efendi. Ve kızmış Kasım Efendi. Ben ne dersem herkese o olur diyor işte. Dur hele dur. Bir de öyle bir söz çıkarsa... Selamünaleyküm canlar. Aleykümselam şeyhim. Aleykümselam şeyhim. Hayır olsun ne sözleşirsiniz böyle? Kasım Efendi'nin bana talim ettirdiklerini İsmail'e anlatıverdiydim şeyhim. Yunus Efendi işitmiş. Münakaşa etmişler. Onaylamamış zahir dediklerimi İsmail'e. Bizim gözümüz az görür Adem'im. Estağfurullah. Gelin hele peşimden. Güle canlar. Bereket kaynaya kazanımızda. Canlar, yarın akşam yemeğe misafirlerimiz vardır. Emriniz başım üstüne şey. Ali Tayyip. Ahiler gelecektir. Dahi Kadı İlyas Efendi. Allah ne verdiyse. Halil İbrahim sofrası niyetiyle inşallah. Himmetinizle şeyim. Hizmetinizle inşallah. Sofraya koyacaklara karar kıldığımızda huzurunuza varırım şeyhim. Ey o vakit. Bereket ola. Gel bakalım Adem Efendi, gel. Ne anlatıverirdin İsmail'e de hele. Kasım Efendi, dervişlik ile ilgili ne anlatıvermişse onu şeyhim. İşittiniz şeyhimizi. Gevşeklik istemem, bilmiş olasınız. Thank you.
efendi. Buyurasınız beyim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yunus efendi. Şahin bir müddet kalsın dergâhta. Hele asabımız bir yatışsın. Bakarız. Bağışlar mıyız, ceza mı veririz? Nasıl münasip görürseniz beyim. Şeyhimiz bizi dost bellemese bile biz başkaları gibi doğruya eğri demeyiz Yunus efendi. Biz onun itibarını zedeleyecek her türlü söze, fikre bırak durmuşuz dahi dururuz. Eyvallah beyim. İyi niyet gösterirsiniz. Ama sövene dilsiz, dövene elsiz der şeyhimiz. Diyenler desinler, eyleyenler eylesinler. İbrahim suresinde ne buyurur Yaradan? Şükrederseniz elbette ki size nimetimi arttıracağım. Bu bir taahhüttür o vakit. Şükredersek nimetimiz artacak. İlahi bir taahhüt. O sözünden dönmez. Onun vaadi gerçektir. Bir vakitler bir bağ sahibinin bağ ile arasında şöyle bir konuşma geçer. Bağ sahibine der ki, benim yerimi arıt. Verimsiz toprağa gider. Yerine arı, temiz toprak döküver. Bana zararlı olan taşı, keseyi, dikeni ayır. Ayrık otlarını yak, kurut. Bunu yapıverir isen ve suyumu da vakitlice verir isen ben de ahdime vefa ederim. Ve çeşit çeşit meyveler, sebzeler, çiçeklerle bezenir, göz alıcı güzelliğe bürünürüm. Zaman içinde dostların gelip geçenler gelir, hem gözlerini hem karınlarını doyururlar. Sonra da bu güzellik karşısında tefekküre dalıp gönüllerini doyururlar. Bağ sahibi de bu sözleşmeye uydu ve bir bir uyguladı bağın kendisinden istediklerini. Böylece ortaya öyle güzel bir bağ çıkıverdi ki, değil içine girip nimetlerinden yiyip havasından teneffüs edenler, yakınından geçenler dahi mest oldular. Bağ öylesine meşhur olur ki padişahın kulağına dahi gider bu bereketi ve güzelliği. Padişah bir gün bu bostanı görmek ister ve varır. Vardığında mest olur bağın güzelliği karşısında. Bostan sahibini çağırır ve ona bu bahçeyi ne güzel imar etmişsin. Bu memlekette bunun gibi bir bağ ne işitilmiş ne de görülmüş idir deyip iltifatta bulunmuştur. Bağ sahibi memnun olur. Ey cihan padişahı der, bu bağ, bahçe ve sahibi hepsi senin idir. Bu bahçe cihan padişahının kendisini ziyaret etmesi için güzelleştirilmiştir. Bu bağ yapmaktaki muradım tamamdır artık benim. Her şey senindir. Ben de seninim. Padişahın gönlü hoş olur elbet. Ona hilat verir, aziz eder bağ sahibini. Padişah artık daima bağa gelir. Her daim görmek ister onu.
bağ sahibi de bundan istifade ile Cihan Padişahı ile sohbettaş olur. Sözünü yerine getirmenin bereketiyle padişaha dost olma şerefini kazanır. İsmail'im, ne der imdi bu kıssa bize? Ben ne bilirim. Ama güzel kıssadır. Güzel olmayanı anlatıverir miyiz huzurunda pirim? Sıkar mıyız güzel canını? Ben deyivereyim, müsaade buyurur isen, kıssadan hisse ne? Eğer sen de gönül bostanının sahibiyle sözleşip, vaktiyle yaptığın elestü bi rabbiküm ahdine vefa gösterir isen, ta en başında ne demiş idik? O vakit bu bir taahhüt demiş idik. İşte taahhüde uymanın bereketiyle Allahü Zülcelal'in cemalini görmekle müşerref oluruz. O vakit bizler bağ sahibiyiz ve bağ sahibi olarak bağımızı bakımlı kılmakla mükellefiz. Ki Allah'ın cemaline layık olalım. Viran olmuş, kurumuş, ayrık otunun, dikenin bastığı bir bahçeye kim gele ki koca Cihan Padişahı gelsin de cemalini görelim. Ya. Öyle işte canlar. Bugünlük bu kadar yetiversin İsmail'im, uygun görür isen. Şeyh ben miyim, sensin? Dinleyen olmaz ise şeyh kime anlatıversin pirim? Ben dinlerim ne vakit anlatıverirsin. Sen ne vakit dinleyen de ben de anlatıveririm o vakit. Ha? Geceniz hayır olsun Şahin Bey. Size de Yunus Efendi. Beyimize haber etmişiz konuğumuz olduğunuzu. Sinirinden çıldırsa da nafile. Tedirgin olmanıza da hiç gerek yok Yunus Efendi. Emin olun ben buradayken hiçbir taarruzda bulunamaz dergâha yönelik. Yaşayalım, görelim Mevlam neyler. Hayırlı geceler olsun. Hele. Verecek bir haberim yok. Söyledim size baba. Bir açığı yok bu insanların. Senin görmemen günahsız oldukları manasına gelmez. Başta şey, kendi halinde zararsız insanlar bunlar. Bunları aklayasın diye sokmadık seni o dergaha. Gözün üstlerinde ola diye soktuk. Hem gizli saklı iş çeviren tutar da Selçuklu'nun kadısını yemeğe mi davet ede? Kadı İlyas Efendi yemeğe mi gelir? Ahilerle birlik yemeğe gelir yarın. Kadı İlyas Efendi de hoşnut değildi pek faaliyetlerinden. Demek onu da yanlarına çekmeye çalışırlar.
Yemekte tasına şerbet değil şarap dökülende ne buyurur bakalım Kadı Efendi? Hele ahalinin bir diline düşe bakalım. Dergâhta testi testi şarap tüketen dervişler, şeyh efendiler. Bu kadarı biraz fazlaca olmaz mı baba? Ya ortaya çıkar ise? Bilenler buradadır. Çıkar ise hesap sorulacaklar belli. Hele sen önce şerbet küplerinin içine şarapları bir dolduruver bakalım. Destur Yunus Efendi. Buyur Esnadim Efendi. Şeyhim sizi ünler Yunus Efendi. Hayır olsun inşallah. Hayır olsun Pirdaş. Susadım bir su içeyim dediydim. İçtin mi? Vereyim mi? İçtim, içtim. Sağ ol. Destur Bey'im. Gel hele. Kadı İlyas Efendi teşrif ettiler beyim. Ne bekletirsiniz Kadı Efendi'yi? Tez buyuralar. Efendim, efendim. Kimleri görürüz hanemizde? Hoş gelmişsiniz Kadı Efendi. Şeref ya bulduk. Hoş görmüşüz Ergun Bey. Buyurun hele İlyas Efendi, buyurun. Uzun vakit olmuştur. Görüşemedik bir türlü. Dairede yük biter mi Argun Bey? Davetiniz bizi şaşırttı. Yarın dergâhta görüşmeyi bekler edik. Dergâh?
Pek çok şeyh efendilerin dergahları vardır mülkümüzde. Taptuk emre dergan ederim Argun Bey. Ahi Şeyhi Mesut Efendi yemeğe davet etmiştir. İcabet etmemek olmaz. Müritlerinden Yunus Efendi danışmanımızdır ama haber eylememiştir. Şu Yunus Efendi bizden evvelki Nallıhan kadısı mıdır Argun Bey? Öyleymiş, öyleymiş. Hatırımızdan çıkmış. Bir süre vazife yapmış. Öyledir. Karatay'dan medrese arkadaşımdır. Bizden evvel az vakit kazılık etti burada. Sonra Taptuk Emre'ye intisap edip vazifeden istifa etti. Kadı efendi değil mi o? Ne kadısı? İstifa eden kadı, Yunus efendi. Al şu köpeği önümden subaşı. Kendine sahip olamayan meczup tutmuş bir de köpek sahibi olmuş. Biz medreseliyiz. Tekke takımıyla, kerameti kendinden menkul şeyhlerle işimiz yoktur. Biz ilim erbabıyız. Ne oldu Yunus? Ne oldu da bu eğitimsiz cahil yığınını, onların safsatıcı şeyhlerini savunur oldu? Buyurun, Kadı Efendi, buyurun. Kadı efendim, bizler idareciyiz. Dahi sizler kanunun, şeriatın uygulanması adına hüküm verirsiniz. Bize gizli saklı olmasa gerek. Biz gözümüzde görmemişiz. Yunus efendide de böyle bir hal sezmemişiz ama... ahali içinde dedikodu vardır. Derler ki, dergâhta şarap içilir, içki meclisleri kurulur imiş. Sözüm ona, Taptuk Emre Hazret'te buna müsaade eder imiş. Destur Şeyh'im. Hele sen de zahmet buyur Adem Efendi. Adem Efendi anlatıvermiştir olanı biteni. Size aksettirilecek, dahi kıymetli vaktinizi heba ettirecek denli bir mesele değil idi şeyhim. Adem Efendi'nin boşboğazlığıdır dersin. Estağfurullah. Şeyhim, kimseyi kırmak değildir niyetimiz. Adem Efendi, ona bellettiğimiz İsmail'i aksettirirken, Yunus Efendi... hatalı kavramış olacak meseleyi belki. Yoksa bile isteye, hakikate muhalefet edeceğine inanacak değiliz elbet. Şeyhim, pirdaşımızı şikayet etmek değil niyetimiz. Olanı biteni noksansız hikaye etmek olsa gerek ancak... Bak hele. Hikaye etmek... dahi şikayet etmektir Kasım Efendi. Şeyhim. Bak hele. Hikaye etmek dahi şikayet etmektir. Şikayet etmek tevhidi bozmaktır. Birliği yok etmektir.
Kasım Efendi. Dervişlikten murat, kişinin kendini yok etmesidir. Tevhidi değil. Hata benim. Günah benim şey. Gönül kırdıysak bağışlanmak dileriz. Elini kır. Ayağını kır. Vur taşlara, kafanı kır ama gönül kırma. Gönül çalabın tahtı. Çalap gönüle baktı. Gönül kıran hakkı gücendirir. Gönül kıranın abdesti tutmaz. Namazı olmaz. Bizim işimiz kavga ile değil. Yıkmak ile değil. Yapmak ile. Madem gönül çalabın tahtı. Gönüller kırmaya değil. Gönüller yapmaya geldik. Adem Efendi, gördüğünü ört, görmediğini söyleme. Sen miydin Şahin Bey? Gözlerim ihtiyarladı artık. Şikayet eder değiliz. Onca sene görüverdik de ne oldu ki? Madem ki gözümüz görür iken de inandıklarımız arasında pek azı göz ile görülür idi. O vakit çeker ise çeksin karanlık perdeyi önümüze. Bu yaştan sonra görüp de şaşıracağımız, görmeyip de keşke diyeceğimiz ne ola ki? Sen gençsin elbet. Benim gibi beli bükük bir ihtiyar olan da huzur ne diye sorar isen Şahin Bey, keşke dememek. Keşke dememek için elimizi, dilimizi, belimizi doğruya yöneltmek yetse gerek. Çoğusu sanır ki el ayak çekip hayattan sufu olmak gerek. Olmaz. Yanlış bir fikir bu. Keşke demeyeceğin şeyler yap. Gerisin ne yaparsan yap. Gözü az gören de diline vurur insanın işte böyle. Hele benim gibi gevezeliğe de meyyal isen. Estağfurullah.
Şahin ve müddet kalsın dergâhta. Hele asabımız bir yatışsın, bakarız bağışlar mıyız, ceza mı veririz. Şeyhimiz bizi dost bellemese bile biz başkaları gibi doğruya eğri demeyiz Yunus Efendi. Biz onun itibarını zedeleyecek her türlü söze, fikre bırak durmuşuz, dahi dururuz. Müsaade var mıdır Yunus Efendi? Estağfurullah beyim. Şahin ile ilgili can sıkıcı bir durum yok inşallah Yunus Efendi. Yoktur beyim. Vakit geçirir. İyi, iyi. Yunus Efendi, Konya'ya bir yazı yazmamızı icap eder. Sefere gönderilecek askerler ile ilgili. İvedi değil ise ertelemek, bırakmak isteriz beyim. Kadı Efendi yemeği buyururlar dergahımıza. Orada olmak isteriz vakitlice. Dervişhan hazırlık yapar. Elbet Yunus Efendi, elbet. Vakit vardır daha. Sen var, alakadar ol davetiniz ile. Vakit vardır. Buyurasın Pirdaş. Yardıma ihtiyaç var mıdır diye sorayım dediydim. Sağ olasın Pirdaş. Tamamdır her bir şey biiznillah. Elimizden bir şey gelmez ama yine de var ise bir ihtiyaç. Sağ olasın Pirdaş. İyi. Kolay gele o vakit. Efendiler, tamam mıdır her şey? Sofralar hazırdır ağam. Güngör Efendi, eksik gedik var mıdır? Bir tek yemeği yiyecek konuklar eksiktir ağam. Güzel o zaman. Hadi bakalım. Destur var mıdır? Zahide. Gel hele gel. Sen bizi üze üze eskitsen de bağışlamışım sanmayasın geldim de iyi. Sen gel de bağışlama. Elbet bir gün. Hoş gelmişsin Aygül. Hoş görmüşüz. Hadi içeri. Hiç günahsız insanlara günah icat ederiz. Bey babamızın adaleti budur. Elimizden ne gele? Elimizi, dilimizi, bilimizi doğruya yöneltmek yetse gerek. Keşke demeyeceğin şeyler yap. Gerisin ne yaparsan yap.
Ay, misafire de ayran getirttirdik. Ver kızım, ver. Geç, geç mindere otur hele. Sanmayasın ki seni görmek için geldim. Validemi görmek için geldim ben. Ben de öyle sanmış idim zaten. Bir işiten olsa sanır ki bir beyoğluyla değil de bir düşkünle evlenmeni isteriz. Olan da hayır vardır kızım. Keşke demek yakışık almaz. Olmuş olan hayırlı olan ki olmuştur. Kârımıza da olsa öyle, zararımıza da olsa öyle. Hadi siz biraz laflayın da benim ocakta aşım var. Şu derviş efendidir değil mi gönlün? İkinizi konakta gördüğüm ilk an demiş idim. Şahin'den fazla nesi vardır bir dervişin, orasını sen bilirsin ama. Fazlalık eksiklik işi değildir ki bunlar. Fazlalıktan haz etmediğim bellidir. Öyle olmasa Şahin'in varlığını reddedip de bir hırka, bir lokma diye ömür süren bir dervişe mi gönül verir insan? Sanmayasın ki Kasım Efendi Candoroğlu'nun özbe öz yeğeni. Şu mülkün mirasçısı. Yeğenidir ama uzaktan. Dış kapının mandalı. Ne dersin bre? Kasım Efendi benim abim gibidir. Hem de öz abim. Bak hele. Hikaye etmek dahi şikayet etmektir. Şikayet etmek tevhidi bozmaktır. Birliği yok etmektir. Hata benim. Günah benim şeyhim. Gönül kırdıysak bağışlanmak dileriz. Tevazu gösterir, kibrini gizler. Belli ki şeyhinin gözünü boyar, yalanına inandırır. Sen hala susarsın. Konuşmaz isen, derdini demez isen, dermanın nasıl vere şeyhin Kasım Efendi? Destur Kasım Efendi. Gel hele gel. Mühim midir? Kasım Efendi. İnanmazsınız ama ben varıp şikayet etmemişim. Bahis içre söz geçen de şeyhimiz anlayıverdi vaziyeti. Adem Efendi, ağzında da baklı ıslanmaz. Büyük görür konuşursun, küçük görür konuşursun. Terbiye ilkin dile. Hele bir terbiye edelim dilimizi. Kilidini vuralım yeri gelende. Bir daha tekerrür etmez Kasım Efendi. İyi. Var işine. Konuklar gelmişler midir? Henüz gelen yok Kasım Efendi. Destur var mıdır Şahin Bey? Buyurasınız Yunus Efendi. Gününüz iyi geçer inşallah. Vakit geçsin de Yunus Efendi. Kötüsüne de razıyız. Yemeğe konuklarımız vardır. Buyurasınız. Pek iştahım yoktur Yunus Efendi. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar.
Olmaz öyle. Buyurasınız. Sofranın bereketi kalabalığıdır. Buyurasın mutfağa Şahin. Misafirlerimiz vardır. Efendiler hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz Kasım Efendi. Buyurasın Şahin. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Hoş gelmişsin Kadı Efendi. Hoş görmüşüz Kasım Efendi. Şehirimiz. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İllahu. Hoş gelmişsiniz canlar. Şerefi yağ bulduk. Hoş gelmişsiniz Kadı Efendi. Dergâhta şarap içilir, içki meclisleri kurulur imiş. Hoş görmüşüz Şeyh Efendi. Sen de hoş gelmişsin Pirim Mesut. Sefa bulmuşuz Şeyh'im. İlyas Efendi. Yunus Efendi ile Karatay'dan sonra ayrıldık derken yol birlendi gene. Biz de aynı bahisten de mi vurmuşuz Şeyh Efendi? Medreseye başladığımız günden beri kah birleşir, kah ayrılır yollarımız Yunus Efendi ile. Ayrılsa da yol tektir. Buyurun hele. Hadi bismillah o vakit. Şerbetimiz yok mudur Güngör'üm? İçki meclisleri kurulur imiş. Tapduk Emre Hazret de buna müsaade eder imiş.